Köy incelemeleri çekler. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, benim söylememe gerek yok. Yani birisi küfür köy incelemeleri çekmiyorum diye birisi azarlayarak konuşur. Yani şu Clans camiasında köy incelemeleri çekmiyorum diye hiç küfür yiyen youtuber ben olabilirim. Yani kimsem kontrol dışı. Kimse kontrol edemiyor. Kontrol dışı. YouTube bile artık e, küfürleri algoritmadan sayıp Kara listeyi alamıyor. Direktmen video, videomda yayınlanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. İlk öncelikle bu şahsiyetin line diye konuşan şahsiyetin köyünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Umarım şöyle kötü bir köy çıkar da yani söylemediğimiz laf kalmaz. Gerçekten ona böyle güzel şeyler söylemek istiyorum. İnşallah kötü köyler çıkar şöyle karşımıza. Hemen şuradan sosyalden ara diyorum efendim. Şuradan panoya girdim ama bu panoya da girmek istemiyorum var ya. Her an her şey çıkabilir diye korkuyorum. O bir saniye bir saniye bir saniye bir adama konuştuk Muhittin aga çıktı e, Agam Ağam nerenin ağasısın Urfa'nın ağası mısın nerenin ağasısın 16 seviye Türk ordusu klanında arkadaşlar kendisi Bildiğiniz üzere gördüğünüz üzere tüm zamanların en iyisi de 5376 kupada gerçekten Kazanılan savaş yıldızına bakar mısınız 1200'lerde 4302 kupada da şu anda Belediye binası 12'de. Bu arada belediye binası 14 falan bekliyordum ya da 13 yalan. Oo laboratuvar falan da güzel gözüküyor. Allah! Barbar kralının sadece bir seviyesi kalmış. 12. seviye belediye binasında arkadaşlar koruyucusunu 40 yapan adam gerçekten alfa adamdır bu arada. Yani millet 30 olunca bile geçiyor. 20 olunca bile geçiyor. O yüzden yani şu an Aga'ya gerçekten 10 üzerinden 10 verdim. Hatta şöyle yiyelim Gelsen'i klanına davet edelim. Gel birlikte takılalım. Ne yapacaksın ya? Gel gel gel. Birlikte savaş zamanı yapalım. Evet. Şöyle bakalım ne saldırısı yapıyor. Ee, 7 tane normal ejder. 3 tane alevli ejder. He? Garip. Evet. 4 tane de balon almış arkadaşlar kendisi. Minik saldırılar yaptığını düşünüyorum. Bu arada da köyünde mezarlıklar var. Minik minik çarpış işaretleri görüyorum. Gel de şu köyünü topla bir an önce. Köyün kendine gelsin. Vallahi duvarları falan basmış arkadaşlar adam. Yani her şeyi savunması falan durumu çok iyi. Hiroları desen zaten gördüğünüz üzere sadece bir seviyesi kalmış var Barkalı'nın. Yani müthiş. Çok beğendim bu arkadaşı. O yüzden de zaten gördüğünüz üzere direktmen klana davet et. Şöyle arkadaşlar başlanan alınan birlik sayısına bakalım. Biraz düşük ama olsun yani toparlanır. Belki çok aktif olamıyordur bu sıra. O yüzden pek bir şey söylemeyeceğim bu duruma. Bir de bağışlayan arkadaşlar yani lider yardımcı lider olmadıktan sonra gerçekten insanlar bağış yapmıyor cimdirik yapıyor. Bakın dostlarım belirli bir seviyeye geldiyse klanınız yaptığınız bağış ganimetinin %50'sini %70'in civarını falan geri alıyorsunuz. Yani cimrilik yapmayın abi bağışınızı yapın. Hem XP alıyorsunuz seviyeniz artıyor hem de klanda statünüz artıyor tabii ki de. Ya bir de arkadaşlar 3 tane asker gidiyor yani bağışınızı o yüzden kesinlikle yapın. Bağışı yüksek olan adam e, her zaman saygınlık görür. İnşaatçıların boş gözüküyor. İnşaatçılarını da doldur. Hatta sen artık yavaş yavaş belediye binası 13'e geç abi. Yani boşu boşuna kareksinini falan heba etme. Güzel güzel çatara çutara saldırılar yaparsın. Zaten şöyle laboratuvarına baktığımda da her türlü savaşı yapacak bir potansiyele sahipsin. O yüzden belediye binası 13'e geçip artık daha fazla sal saldırı stratejilerini deneyip daha keyifli oyunlar sürdürebilirsin. Yok bir sitemim hayatta her şey... Ana. Benim lan bu. Pardon pardon arkadaşlar kendi kodumu paylaşmışım. Ee, özür dilerim. Tuna Han Yılmaz'ın köyüne ışınlandık arkadaşlar. 12 seviye bir klandayız. O da büyük rütbesinde Titan 2 liginde takılıyor. Tüm zamanların en iyisi 5038 kupa arkadaşlar. Başlanan birlik 30, alınan birlik 156. Daha fazla aktif olmalısın. Aslında aktifsin. Kazanılan savaşın falan durumu da gayet iyi. E, Lig de zaten yeni başladı sayılır arkadaşlar. O yüzden daha yani iyi görünüyor her şey. Şu an lavaboda bakıyorum ama yani adamın tek eksiği golem. Golem saldırısını sevmiyor musun kanka? Neden golemin bu kadar geride? Gerçekten goleme gözüm takıldı. Abi şu an çünkü her şeyin durumu iyi. Bir tek golemin düşük yani. Ee, şöyle bakıyorum Büyülerin durumu ne diye. Büyülerim de fena değil ama daha çok geliştirmen lazım. Hiroların gözüm. Barbar kralın çok geride kalmış bence. Barbar kralını en az 70 seviye yapman lazım ki belediye binası 13'te iş göresin. Şampiyon tabii ki çok iyi. Ee, büyük koru da güzelce basmışsın. Her şey gayet iyi görünüyor. Skinlerine de bayıldım. Valerium sizinlerine de şöyle gizli yakından ziyaret etti diyelim arkadaşlar. Evet, duvarlar falan basılıyor yavaş yavaş anladığım kadarıyla. Senin köyüne de saldırmışlar ölü köyün. İnşaatçı falan çalışıyor ama bu beni gerçekten mutlu etti. Şöyle orduna yakından incelemek istedim. Evet, milyonlarla muhtemelen yanları temizleyip sağa solu temizleyip ortadan balonla ejder ile giriş yapıyorsun. Gayet mantıklı bir durum. Ee, bu şekilde belediye binası sonuçta güzel sonuçlar alabilirsin. Cehennem Kulesi'nin iki tanesi çoklu da bir tanesi tekli de evet mantıklı. Ama şey iki tanesini tekliye alıp bir tanesi çokluya alsan daha mantıklı olur bence. Yani en azından bana göre bu seviyelerde arkadaşlar çok çok daha iş yapıyor. Çünkü çoklu Cehennem Kulesi mesela ejder saldırısı yediğinizde arkadaşlar çoklu Cehennem Kulesi ejderhalar hiçbir şey yapamıyor yani. Ya yani dondurmaya bile gerek kalmıyor Cehennem Kulesi'ne öyle söyleyeyim size. Yakıp yıkıp tarmalar duman ediyor. O yüzden kesinlikle bana kalırsa tekli sayını ikiye çıkar. Daha rahat edeceğine ben %100 eminim Köyün durumu gayet iyi vallahi belediye binası 13'tesin yavaş yavaş barbar kralını falan da yükselt ama en az 70 yapmadan belediye binası 14'e sakın geçme en az 70 olsun ki kafan rahat olsun unutma oyunun en güçlü askeri barbar kral Karakurt denilen arkadaşımızın köyün ışınlandım arkadaşlar şu anda da bağışlanan birlik 208 alınan birlik 254 arkadaşlar her şey gayet iyi görünüyor. 2000'li kupalarda takılıyorsun. Gayet mantıklı belediye binası 11 için. Okçunu birden önce 8 yap kanka. Vakit kaybetme. Şöyle laboratuvarında geriye kalan incelemelerimi yapıyorum. Evet belediye binası 11'e yeni geçtiğine yüz, şu an %100 neredeyse eminim. Çünkü laboratuvarın çok yerde. Karakurt'un köyünü şöyle hemen ışınlanalım. Evet abi çok iyi. Çok iyi. Okçu Kraliçen yatıyor. Barbar Kral'ın yatıyor. Müthiş. Abi Oo büyük orucunda yatıyor. İnanılmaz. Şu an gözlerim doldu. Gerçekten müthiş bir köyün var dostum. Belediye binası 11'e geçmişsin. Hakkını vere vere ilerliyorsun derken şurada direkt ben cehennem golesini bastığını gördüm. Gerçekten de arkadaşlar belediye binanızı yükselttiğinizde ağır savunmaları en sona bırakırsanız eğer kalan savaşlarında çok daha avantajlı olursunuz. Bunun sebebi eşleştiğiniz rakipler daha yüksek seviyeye gelir veya ağır savunmalı askerler gelir. Yani ne yapıyoruz? Ağır savunmaları, Kartal Topu, Cehennem Kulesi, X gibi savunmaları en sona bırakırsak daha istikrarlı ve kolay adımlarla ilerlemiş oluruz. O yüzden aceleci davranmayın kesinlikle. Önce Atak askerleri, en son ağır savunma e, ordusu unutmuyoruz. Unutmuyoruz bunu. En önemli şeylerden birisi. Onun dışında zaten Belediye Binası 11'e yeni geçmiş arkadaşımız Süper Barbar'la da ganimet kasıyor. Muhtemelen iki ejderi de artık ne yapmak için kolları daraltacak hali yok ya iki tane ejderle ihtiyaçlar bağış yapmak için eğitmiştir. O süper barbar bence çok mantıklı tabii ki. Sinsi goblinleri kasabilirsin. Şu an için gayet güzel görünüyor köy. Boss denilen arkadaşımızın köyün yaşından şu an bir Çin klanında. Arkadaşlar özellikle Türk arkadaşlarımıza söylüyorum. Şu Çin klanlarını bir salın ya lütfen. Adamların serverı mı kapatıldı bir şey oldu. Direktmen çöktünüz bir salın ya şu adamları. Şuna bak. Alınan birlik 210 başlanan birlik 0. Böyle şey olur mu ya? Şuna bak okçusu 6. seviye. Cık cık cık. Hiç yakıştıramadım sana de boss'cum. Yani gerçekten de e, şu an çok üzgünüm senin adına ama laboratuvarın geri kalan her şey iyi görünüyor. Şöyle bakayım bir. E, büyük koruyucun çok geride kalmış kanka. İnanılmaz geride kalmış. Yani 20 olmadan belediye binası 12'ye geçmemen lazımdı. Hidroların keza öyle. Yani e, pek iç açıcı durumda değil açıkçası. Ama şu yakından inceleyeceğim tabii ki. Elektro ile saldırı. Bu arada belediye binası 12'ye yeni geçmiş. Çünkü ee, ordu kampını falan yeni inşa ediyor arkadaşlar. Zaten hero'larının seviyelerinden de belli. Ee, duvarlarını biraz hızlı geliştirmeye başlamış sanırım. O yüzden yani fena da değil. Evet evet bu arkadaşımıza pek bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Sadece büyük koruyucusu gerçekten çok geride kalmış. Onun dışında her şey gayet iyi görünüyor. Hatta şöyle kenarlarda ağaç süslemeleri yapmış. Ben şahsen bayağı oldu diye düşünmüştüm ilk başta belediye binası 12'ye geçelim ama arkadaşımız yeni geçmiş anlayacağınız. Ama sana şöyle bir tavsiye vereyim kanka. Belediye binası 12 ile bildiğiniz üzere arkadaşlar. Hero'ların seviyesi 5'er seviye daha arttırmanız gerekiyor. Yani 60 seviye sonu değil 65. seviye. Bu yüzden hero'larınızı belediye binası 12'de kesinlikle kaldırmayın. Full yatıyor olsun dostlarım. Yani bol bol kara kısır kasın. Elektro saldırılarını keneye bırakın. Ya süper barbar ya sinsi goblinle ganimetinizi kasın. Ve hero'larınızı kesinlikle kaldırmayın arkadaşlar. Çünkü çok geride kalırsınız. 60 seviyede mesela ee, kesinlikle belediye binası sonuca geçmeyin. 65 mutlaka yapın. Çok rahat edersiniz. Oyunlar çok zevk alırsınız. O yüzden aceleci davranma. Sen sana da bunu söylüyorum. Siplex köyüne ışınlandık. Gene bir çınklandı. Bu sefer lider statüsünde vallahi kapmış çınklandı. Vallahi bak tebrik ediyorum seni ha. 1000 bağışı var arkadaşlar. 400 tane de alınan birliği var. Daha çok aktif olmalısın. Bak bizdeki var ya yardımcı liderler dahi en az şu anda 10.000 bağışı var arkadaşlar. Klanı aktif tutun. Klan bak bu oyunda her şey klandır. Ne kadar aktif tutarsanız o kadar zevk alırsınız. Şöyle direkt ben diğer şeylerine bakıyorum. Yani kanka belediye binası 12'ye yeni geçtin galiba sen de. Hatta şöyle ışığından alalım ben. Yakından inceleyeceğim köyünü. Evet kesinlikle yeni geçmişsin. Hatta hala hero yükseltmelerin ekstra bonusların duruyor. O yüzden e, sana en büyük tavsiyem şu anda kralla barbar kral. Az önce söylediğim arkadaşa gibi barbar kral ve kraliçe kesinlikle ve kesinlikle kaldırmıyorsun full yatıyor olması lazım onların. Şöyle bakayım be. elektro ve balon saldırısı yapıyorsun. Okey ama ganimet odaklı ol kanka bu seviyelerde. Çünkü az önce de söyledim. Beşer seviyeyi yükseldiği için hero'lar büyük sıkıntı yaşatıyor. Karakter odaklı çalışın. Ve Ganimet odaklı. Zaten duvar e, fiyatları falan da çok yükseldiği için çok son derece kasmak zor oluyor ganimeti. ganimeti kasmak zor değil de çok ganimet kasmak zor arkadaşlar. Bu seviyede artık çok ganimet kasmanız gerekiyor. O yüzden Eğitim iksiri falan filan mesela buraya 25 yeşil taşı eğitim geldiğinde 20 yeşil taşı eğitim geldiğinde kesinlikle alın. Cimrilik yapmayın. Çünkü bol bol eğitime savaşa ihtiyacınız var. Bol bol ganimet kasın o sirkülasyonu döndürün güzelce. Evet arkadaşlar Tom arkadaşımızın köyüne ışınlandık. Şu an abi belediye binası 13'te 0 seviye barbar mı? Yani neyin kafası hiçbir şey açmamış. Troll köy müsün dostum sen? 400 bağışlanan birlik abi bu ne? Arkadaşlar şu an şoktayım. Yani muhtemelen bu arkadaş bizi trollemiş. Yani kapak fotoğrafına neyi koyacağımı buldum. Şu an çıldırmalık bir köy ya. Gerçekten. Yani bir de zamanında sanırım altın bilet falan da almış arkadaşlar. Çünkü altın bilet skini bu e, büyük koruyucu. boş boşuna almışsınız resmen kardeşim. Şu an bizi trollüyor musun bilmiyorum ama yani e, sil kategorisine eklendin sen de. Biliyorsunuz arkadaşlar artık ben köy incelemelerinde sil kategorisi getiriyorum direkt ben böyle çok kötü durumda olan köyleri direkt ben sil yapıyorum bu uğraşmayın yani sıfırdan köy aç yemin ediyorum daha çok zevk kalırsın oyundan bu nedir kanka duvarların seviyesine bak ya şaka gibi valla söyleyecek pek bir şey yok sana Allah seni yar ve yardımcın olsun kardeşim yani e, durumu zor hiç, açı, hiç, hiç, açısı değil zaten klanın da birinci seviye burada yani zaten kimse almaz seni klanı üzgünüm hatta yani bir tane lider var o kimmiş Lider sen misin ya? <laughs> tamam. Tamam. O abi bir şey diyeceğim yalnız. Bu hesapların hepsi troll ha he. ben size söyleyeyim. Bakalım hatta inanmıyorsanız gördünüz mü? Adam bizi trollemiş arkadaşlar. Geçmiş olsun evet. Klan full böyle aga. Evet, ne dedim size? Klan full böyle. Adam bizi trollemeye çalışıyor. Sana tek bir cevabım var. Bu köylerle trollemeye kalktın ya beni. Seninle işimiz var. Yorumlara geç. Seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada artık videonun sonuna geliyorum. Güzel bir köy incelemeleri videosu oldu. Gerçekten e, çok keyif aldım ben de. Siz de almışsınız umarım. Ve şunu söylemek istiyorum. Köyü bir daha köy inceleme videosunda çıkmak istiyorsunuz arkadaşlar. Köy kodlarınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Sizin köyünüze de sallayabilirim kısacası. Evet hadi kapatıyorum. Hoşçakalın.